Oyunlardan tamam. bahsedelim, oyunlar. Tabii, onlar tabii, tabii. Arkadaşlarımız buraya kaç katmanda seçiyoruz tarzında soru sorabilir. Ve bizim en ilginç işe alım tekniklerimizden bir tanesi oyun. Ve ama çok heyecanlıca da gülesim geliyor. Ağzımı da toplayamam şimdi. Hadi bakalım. Evet, Perinistek'i gezimize devam ediyoruz. Şu anda yanımda Talent Acquisition yani yetenek kazanım birimimiz müdürü o Sinem Musanoğlu var. Hoş geldin Sinem. Merhaba, hoş bulduk. Aslında Sinem Perinistek'te şöyle bir özelliğe sahip. Hold the door, Hodor'u hatırlarsınız şeyde Game of Thrones'ta. Kapı sende. Yani kısacası Perinistek'e gelen bütün CV'ler önce Sinem'e gelir. Sinem bakar. Çok seni çok mu ortaya koydum şu anda. Önce Sinan bakar, ondan sonra uzun katmanlı bir sürecimiz vardır. Öyle değil mi? Evet. Evet, birkaç aşamadan oluşuyor. Çok uzun sürmüyor totalde. Evet. Ama 6 aşamadan oluşan yapılandırılmış bir iş alım sistemimiz var. Şu ana kadar kaç kişi başvuruyor? Kaç, yani şu an 3. senemizi aşmış durumdayız Planes'te. Evet. Kaç kişi başvurdu? 40 bin üzerinde başvuru ne? Oldu. Aynen öyle. Çok çok fazla talep gördük. Neden? Kim bunlar? Kim bunlar? Çoğunlukla tabii ki aslında üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar öncelikli olarak. Ama bilinirliği arttıkça, yıllar geçtikçe çok daha fazla başvuru almaya başladık. Yaptığımız işler de ortaya çıktıkça aslında uzaya olan ve ilgisinden dolayı insanlar çok fazla başvurmaya başladılar. O yüzden 40 bin üzerinde 3 yılda başvuru 40 aldık. 40 bin üzerinde inanılmaz bir şey. Peki kimleri alıyoruz biz? Yani buraya gelmek için, evet burada çok teknik işler yapıyor arkadaşlarımız. Evet. Yani uydu yapıyoruz sonuçta ve Türkiye'de çok az insanın böyle bir yeteneğe sahip olduğunu biliyoruz. Yani daha çok böyle nerd dediğimiz, böyle içine kapanık mı olacak, dışa dönük mü olacak, nasıl insanlar tercih edilmesi gerekiyor buradaki işte çalışabilmesi için ya da başarılı olması için? Aslında bizim güçlü bir şirket kültürümüz var. Şirket kültürü de çeviklik üzerine kurulu. O yüzden de özellikle çeviklik ve öğrenmeye açıklık üzerinde yoğunlaştığımız bir iş alım sistemi var aslında. Evet. Akademik olarak çok güçlü, başarılı arkadaşlar kadar duygusal zekaya dayalı yetkinlikleri de güçlü olan arkadaşlarımız var aslında. Bu ikili değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hem davranışsal değerlendirme, hem teknik değerlendirme, iyi bir case study çalışması, yetkinlik bazlı değerlendirme ve son aşamada oyun ve C-level görüşmeleriyle de süreci tamamlıyoruz. Dur dur, her birini ayrı ayrı söyleyelim o zaman. Şimdi CV sana geldi diyelim. Böyle hemen CV'ye baktık, aa çok iyiymiş ya da şuradan işte şuranın arkadaşımızmış ya da işte şu kişinin tanıdığıymış falan. Böyle birilerinden geliyordur mutlaka. En çok da senden geliyor hatta. Benden çok öğrencilerim var. Bana çok fazla öğrenci başvuruyor. Ya, evet. Şu anda beni, bu sefer de beni koydun ortaya. Evet, bana çok fazla öğrenci başvurusu oluyor. İşte diyorlar hocam işte Planes'e başvurmak istiyorum, ne yapabilirim işte. Evet, bu 40 bin tane başvurunun önüne geçebilmek için, ya ben ne yapıyorum şu anda bilmiyorum ama... Önce bana mesajlar geliyor, o CV'ler geliyor. Ben de Sinem'e yönlendiriyorum. Sinem ondan sonra değerlendiriyor. Evet, doğru. Tamam, değerlendirme aşaması nasıl oluyor? Ne yapıyoruz nasıl ondan sonra? Nasıl oluyor? Öncelikle bir uzun liste hazırlıyoruz. Tabii önce bir pozisyon var. Evet. Yani pozisyonun isimleri belli oluyor. Burada örneğin bize yeni bir takım arkadaşı lazım. İlan hazırlıyoruz. İlan hazırlanıyor, ilana çıkılıyor. İsterlerimizi belirliyoruz ve başvurular gelmeye başlıyor. Evet. Bu arada başvurmak isteyen arkadaşlar da LinkedIn üzerinden ya da web sayfasından başvurabilirler. Genelde bir tane pozisyonu kaç başvuru oluyor? Yani aslında ilanı kalma süresine göre değişmekle birlikte 500'ün üzerinde başvuru oluyoruz. Ve bir kişi için. Ve bir kişi için. Aynen öyle. Evet. Aslında bizim de işimiz biraz... Ama bu biraz korkutmasın olsun kimseyi. Sonuçta burası her geçen gün, gerçekten her hafta yeni yeni arkadaşları görüyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Her hafta mutlaka birkaç arkadaşımız yeni katılıyor aramıza. Evet, evet. Büyüme hızımız aslında her ay %5 ile 10 arasında değişiyor. Nerede kalmıştık? 500 başvuru demiştik. Ondan sonra evet, devam yani ediyoruz. Evet, yani sadece bir kişi alacağımız durumda dahi 500 başvuru olduğunda aslında bizim için de çok önemli bir değerlendirme süreci oluyor. Evet. Önce uzun liste hazırlıyoruz. İsterlerimiz doğrultusunda uygun olabilecek adayları değerlendirmeyi burada yapıyoruz. Bundan sonraki aşamada teknik ekiple bir CV değerlendirmesi yapıp kısa listeye adaylarımızı alıyoruz. Kısa liste kaç kişiye düşüyor? Aslında kısa listede hemen hemen 5-6 kişiye düşüyor. Oo. Evet. Yani çok yani bayağı şey senden geçiyor o. Çap 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 çap. Evet, evet. Ama 500'de gibi değil de bunu biraz tabii şöyle zamanla sayılar artıyor elbette ama kısa listeye 10 kişi kalıyor gibi düşünebiliriz. Evet, evet. Tamam. Zaman içerisinde. Tamam. Burada ilk davranışsal değerlendirme
diye tabi tutuluyor adaylar. Duygusal zeka dalı yetkinlikleri üzerinde bir değerlendirme yapılıyor. Buradaki değerlendirme sonrasında olumlu olması halinde teknik görüşmeye geçiliyor. Teknik görüşme nasıl? Teknik görüşme aslında yüz yüze gerçekleşen. Evet, ve buraya tamamen, gelecekler. Ankara'ya evet, geliyorlar. Pirenes'e geliyorlar. Burayı hem geziyorlar. Davet ediyoruz. Evet, aynen davet öyle. Ediyoruz, evet. Ve burada teknik değerlendirmede kendileri sorularını soruyorlar. Ekibimiz sorularını yöneltiyor. Ve biz burada ne yapıyoruz'u çok detaylı anlattığımız bir süreç oluyor. Ne kadar sürüyor bu? Yani sabahtan akşama kadar geçen bir süreç mi yoksa hayır, yani bir buçuk saatlik bir süreyi buluyor. Ama tabii bazı headlerimiz çok daha iyi değerlendirmeyi sevdiği için bazen saatler sürebiliyor değerlendirmeler. Bu aşamayı destekleyen nitelikte de bir case study çalışmamız oluyor. Burada evet. da bizim iş yapış şeklimiz kadar adayların da araştırma becerisi ve iş yapış şeklini gösteren iyi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bizim ne yaptığımız çok daha iyi burada anlaşılıyor adaylar tarafından. Bundan sonraki aşamada da yine devam etmemiz halinde oyun oynuyoruz. Oyun evet, aslında oyun en ilgi çekici yani. Taraf. En ilgi çekici. Hatta yani ben hayatımda burada duydum ilk defa. Yani sen bu dünyanın içerisindesin uzun yıllardır da bu şekilde bir oyunla alınan... Ben de duymamıştım aslında. Hatta benimle de oyun oynadılar işe girme sürecinde. Aslında çok keyifli bir süreç. Yani bu ana kadar oyun aşamasından keyif almayanı görmedim. Bir dakika, oyun derken voleybol, basketbol tarzı bir oyun değil. Nasıl evet. bir oyun? Aslında board game'ler oynuyoruz. Kutu evet. oyunları. Biz ekip olarak da çok fazla oyun oynuyoruz. Oynamayı seviyoruz. O yüzden bunu iş alım sürecine de yansıttık. Oyunun birkaç tane oyunların ismini söyle ama yani bugünden çalışmanıza gerek yok. Size tahmin etmeniz öteki oyun denk gelebilir. Ama sen isimleri söyleyebilirsin. Hangi oyunlar var? Yani örneğin? Aslında bunu çok tercih etmiyoruz böyle etmiyor önden bilgi vermek gibi oluyor. Ama mesela Katan diye bir oyunumuz var. Bu evet. çok bilinen de bir oyun. Bunun sıklığı biraz azaldı şu anda ama Katan diye bir oyun var mesela. Evet. Onu oynuyoruz ama her pozisyonda farklı özellikler ön plana çıkıyor. Örneğin yaratıcılığın ön plana çıktığı oyunlarda farklı oyunlar oynuyoruz. İçerik üretilmeye yönelik bir pozisyonsa eğer yine farklı bir oyun oynuyoruz. O yüzden de isteğimize göre, nereye odaklanmak istediğimize göre oyunlar da değişiyor. Ya bu şey gibi hani işte insan kaynaklarıyla işte önce yemek yedirirler falan derler. İşte tuzu hızlı koyuyorsa yani yemeği görmeden tuzu koyuyorsa, satmadan tuzu koyuyorsa işte aa bu tez canlıdır bunu almayalım ya da tam tersine alalım diye düşünceler olabiliyormuş. Aslında oyunu kazanmasının ya da kaybetmesinin önemi var mı? Mantık kesinlikle olarak. Bir önemi yok. Biz yani, ona bakmıyoruz bile. Karşılayacaksınız yani. Hiç oyunu, önemli oyunu, değil. Oyunu kazanacağım diye. Aynen öyle. O da... Tam tersi işte yani bir takımla beraber çalışamayacağınızı gösterirseniz daha kötü olur. Yani kaybedin ama takımla beraber çalışabileceğinizi gösterir daha iyi. Kesinlikle öyle aynen. Hatta biz oyunun kurallarını önden anlatıyoruz. Oyunun ismini de adaylarla paylaşıyoruz. Oyun zamanı çok da keyifli oluyor. İzleyicisi de bol oluyor. Ne önemli? Biz aslında çok çalışan bir ekibiz ve çok çalıştığımız kadar da eğlenmeyi bilen bir ekibiz aslında. Bunu gerçekten iş alım süreçlerine yansıtarak bu kültürel özelliği de bence orada yansıtmış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Oyun oynarken çok sahici ve biz oluyoruz. Yani herkes kendi evet, oluyor. Evet yani derdiniz de yani bu oyun oynayınca ne oluyor insanlar? Yani bir saat oyun oynanıyor. Evet. evet. Şey mi hissediyorsunuz ya yani 10 dakikadan 20 dakikadan sonra ya önce önce rol yapıyor ama sonradan insan kendine dönüşüyor gibi böyle bir şey mi var? Aslında rol yapmak gibi değil konu. Rol yapamıyor mu oyun oynarken? Orada bir hedef var. Evet. Zaman kısıtı var. Ekip üyeleri var. Ve ona yönelik bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Burada sen de oyun oynamıştın. Senin ekip üyeni alırken. Evet öyle bir şey oynadık ama ben işe girerken oynamadım. Ben hayatımda oyun oynayan bir insan değilim. Bilgisayar oyunu dahil hiç oyun oynamadım. Super Mario Bros'lar vardı çok eskiden o da. Onu saymayalım neyse. Yani aslında orada gördüğümüz süreç hedefe odaklanılıyor mu? Bunu bir challenge olarak, bir basamak olarak aslında görüyor mu adayımız? Her şeyden önemlisi ekiple tanışmanın da eğlenceli bir yolu. Tabii tabii. Dolayısıyla da adayın en çok çalışacağı 4 kişinin olduğu ortamda oynanan bir oyun oluyor. Ekiple de iyi bir kaynaşma oluyor. Hmm. Aslında önden mini bir oryantasyon oluyor. Peki oyununu beğenmediğin birisine yani çok iyi... Yani teknikte çok iyi çıktı. Oyunda tam bir kıl. Ne yapacaksın? Aslında olmuyor mu? Şöyle almıyoruz dedik mi öyle bir şey? Dedik aslında. Oyun aşamasında herhalde. O kadar yani. Gerçekten. Çok iyi olmanız da evet çok iyi olun yine ama. Çünkü neden? Ekip evet. çalışması ve iletişim becerilerine öncelikle baktığımız için, böyle bir değerlendirme yaptığımız için elemeler de oldu açıkçası ama çok az bunları. Hmm. Oyunda kötü olup da yine de ya evet ya aslında biz alalım bunu
diye böyle bir şey oldu. Aslında çok şeffaf dediğimiz bir süreç olduğu için gördüğümüz gelişim alanlarını paylaşıyoruz da adaylarla. Dolayısıyla orada bir karşılıklı değerlendirmeye giriyoruz. Adayın da bizi değerlendirdiği bir süreç oluyor tabii ki. Ama oyun genellikle çok yüksek belirleyiciliği olmamakla birlikte yine de önemli bir değerlendirme aşaması. Evet. Aslında burada talent acquisition dediğimiz işte yetenekleri ortaya çıkartıyorsunuz. Ve gerçekten bunu da çok iyi başardığınızı da görüyoruz. Yani teşekkür de ediyoruz aynı zamanda. Müthiş bir iş yapıyorsunuz burada. Ya buradaki bütün arkadaşlarımız da yani her birimiz birbirimizle yani çok iyi bir takımı oluşturabiliyoruz. Bu müthiş bir şey. Peki bundan sonra ne olacak? Nereye kadar gidecek bu? Yani evet, şu anda başka bir binaya geçeceğiz. Evet, evet, daha büyük bir binaya geçeceğiz ve daha artık arkadaşlarımızın sayısını daha da artıracağız. Çünkü uydularımızın sayısı daha da artıyor malum. Her geçen gün daha fazla uydu ve daha fazla iş de ortaya çıkıyor. Bunları başka programlarda da bizi izleyebilirsiniz. Ne yapacağız? Nereye kadar gidecek bu? Yani biz bir NASA gibi böyle on binlerce insan alabilecek bir pozisyona gelir miyiz? Var mı böyle bir niyetimiz, yoksa birkaç yüz, birkaç binde takılır mıyız? Bize yeter mi? Uzun vadede belki de geleceğiz bu aşamaya ama aslında bizim şu anki işe alım sürecindeki belirleyicilik daha çok yapmak istediklerimiz ve işin spesifik boyutuyla biraz da alakalı. Biz daha çok uydu yapmak istersek daha çok iş almamız gerekecek. Evet, evet. Bu tamamen bizim iş hacmimizle alakalı bir konu. Planlarımızla alakalı. Planlarla alakalı bir konu ama evet, artık sığmıyoruz olduğumuz yere. Yeni yeni binaları taşmaya başladık. Bunun da suçlusu sen misin o zaman? Evet, bazen böyle görülüyor, doğru. Yeter, daha fazla kişi almıyorum. Daha fazla kişi almadı. Yer kalmadı. Ama almamız lazım. Alımlar devam ediyor. Ama ne kadar kişi, ne kadar arkadaşımız artarsa diğer arkadaşların üzerindeki iş yükü daha da azalıyor ve aslında öyle daha da iyi bir duruma gelebiliyoruz. Evet, teşekkür ederiz Sinem. Ben teşekkür ederim. Burada müthiş işler yapmaya devam edeceğiz. Planes'i takipte kalmaya devam edin. Bizi izlemeye devam edin.